Dur Ayşe Hanım, Ayşe Hanım bir dur. Bir yardım olun. Oo, bunu indirmiş mi lan? Getir olduğu gibi at, getir olduğu gibi uğraşma bağlama. Getir arka kapan arkasını at. Kupayla yaparmışlar. Bununla yaparmışlar. Kupa benzeri bir şey olsun. İyi bir şeydi. Beş bin yedi yüz mü dedik? Evet. Arkadaşlarımız özellikle mağazaların içini tek tek kontrol ederek kim... Adaş! Şunu bana söyle. Şey... Arkaya kapamış ya, kapatı onunla. Kapatı ayağını... Bravo, ben. Çek 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 çek, ver büyükler atsın, ver büyükler atsın. Çabuk çabuk hadi. Komşularımız şikayette bulundular bana. Serap Hanım, kokular geliyor. İşte böcek var, sinek var gibi. Sonra onun üzerine tabii ben belediyemiz, Osman Gazi Belediye'mize bir dilekçe yazdım. Dilekçemin cevabında da işte bu evin temizlenmesini talep ettim. Sağ olsun belediyemizdeki zabıta ekiplerimiz, temizlik ekiplerimiz geldi. Tabii biz bu kadar çok vahim olan bir durumla karşılaşacağımızı tahmin etmedik bu başta açıkçası. Bir günde bitiririz zannettik ama maalesef bu dediğim gibi işte üçüncü etabımız. Sağ olsun özveriyle haftalardır çalışıyor arkadaşlar. Tabii bu dört katlı olması sebebiyle de binanın çok fazla eşya çıktı içinden. Birçoğu çöp, evet. Ama birçok değerli eşya da var açıkçası. Hepsi de çöp değil. Ama demek ki bunu artık kendine öyle zevk almış diyeyim, evet. Yani bilemiyorum artık ne düşüncesi var bilemiyorum. Ama ilk geldiğimizde kapıyı açamadık. Çilingir açtı eşyalardan, kutulardan. Kapıyı açamadık, menteşelerini sökmek zorunda kaldı arkadaşlar. Çöpler açıldığı anda hepsi dışarı fırladı, evet. Ama tabii bu çalışmanın sonucunda da epey yol kat ettik. Artık bitmek üzere. Herhalde bugün son olur.